Londra gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yer bu şehrin en ikonik, hatta İngiltere'nin en ikonik yapılarından bir tanesi olan Buckingham Sarayı. 1837 yılında Kraliçe Victoria'nın tahta çıkışıyla birlikte yapılan saray, o zamandan bu zamana kadar kraliyet ailesinin konaklama yeri, ikamet yeri olarak kullanılıyor. Her gün saat 11.30'da ise burada çok renkli bir yürüyüş töreni oluyor. İngiltere'nin meşhur askerlerinin burada yürüyüş seremonisini izleyebilirsiniz. Burayı gezmek, görmek ücretsiz ama sarayın bir bölümünü de biletli olarak gezebiliyorsunuz ama çok uzun kuyruklar oluyor. Bakın şu anda bile ön tarafındaki kalabalığı görüyorsunuz. Herkes buraya fotoğraf çektirmeye geliyor. Dediğim gibi şu anda şehirdeki en önemli, hatta dünyadaki en önemli saraylardan biri bu. Çünkü dünyanın en büyük kraliyet ailesinin konakladığı yerdeyiz. Eski kraliçe Elizabeth'i buraya görmeye gelirdi insanlar. Ama sonrasında artık Prens Charles, eski Prens Charles, şimdiki Kral Charles'ın ikamet yeri burası. Artık buraya kralı görmeye geliyoruz diye insanlar. Şimdi bir sonraki noktaya devam ediyoruz. Buckingham Sarayı'nın hemen karşısında yukarısı böyle altın yaldızlı bir heykel duruyor arkadaşlar. Burası Victoria Memorial. Kraliçe Victoria, İngiltere'nin en parlak döneminde tahtta olan Kraliçe Victoria anısına yapılan bu anıtı da Buckingham'a geldiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Buckingham Sarayı'ndan doğru çıktık. Wellington kemerine gidiyorum arkadaşlar. Ve parklar başladı. Bu şehirde bir sürü park var. Zaten en meşhurunu anlatacağım. Şu anda Green Park'ın içindeyiz. Burası da bakın bir anda o Londra'nın o gri ya da renksiz ortamından harika bir ortama giriyorsunuz. Herkes buraya gelmiş, keyfini çıkarıyor. Çeviriyorum kamerayı. Bakın şöyle güzel de bir havuz var mesela. Ah, çocuklar için de çok güzel, eğleniyorlar. Yani çok iyi ya. Burada da devasa parkların bir tanesi. Şu yolu devam edip Wellington Arch'a doğru devam edeceğiz. Arkamda gördüğünüz bu devasa kemer Wellington Arch diye geçiyor arkadaşlar. Başka isimleri de var. Zafer Takı, Anayasa Kemeri ya da Green Park'ta olduğu için Green Park Kemeri de deniyor buraya. Burası Mimar Barton tarafından 1800'lü yıllarda yapılmış çok önemli eserlerden bir tanesi. O zamanki zaferler anısına yaptırılmış ve Hyde Park'a giderken, Buckingham'dan Hyde Park'a giderken, Green Park içinden geçerken bu kemer sizin karşınıza çıkacak. Hadi biraz dedikodu yapalım. Arkamda gördüğünüz bakın şu muhteşem mimarili mekan. Rodifayet'in, Lafayette'lerin meşhur AVM'si arkadaşlar. Bu adam kimdir? Bu adam 97 yılında Prenses Diana'nın sevgilisi olarak 31 Ağustos'ta bir trafik kazasından Lady Diana ile birlikte ölen Rodifayet'in babasının AVM'lerinden bir tanesi. Şu an Londra'daki en lüks markaların olduğu yerdeyiz. Burası Güney Kensington bölgesi. Zaten çok zengin bir bölgedeyiz. Bu AVM'de buranın yıldızı. Zaten görüntülerde gördünüz. Eğer bir tarihi, bir geçmişi araştırırsanız, Lady Diana'nın nasıl öldüğünü araştırırsanız, arabada yanında olan eski sevgilisinin, yani rahmetli sevgilisinin mekanı olduğunu göreceksiniz. Victoria and Albert Müzesi'ne doğru giderken yolun sağında sizi muhteşem bir Roma Katolik Kilisesi karşılayacak arkadaşlar. İçeri girdiğiniz anda bir Roma esintisi sunan bir mekandayız. 1878-1896 yılları arasında Aziz Philip anısına, ona adanarak yapılan bu kiliseyi ücretsiz gezebiliyorsunuz. Gerçekten tavanlar çok görkemli ve ihtişamlı. Siz de zaten görüntülerde gördünüz. Kilise müzelere de çok yakında konumda olduğu için buraya gördükten sonra yolunuza devam edebilirsiniz. Şu anda bulunduğum yer İngiltere'de belki dünyada en güzel müzelerden bir tanesi olan, benim de 6 sene önce gelip unutamadığım yerlerden bir tanesi olan Victoria and Albert Müzesi arkadaşlar. Eski kral ve kraliçe Victoria and Albert'in adına 1852 yılında yaptırılan 5000 yıllık sanat eserlerini içeren bu müzede binlerce eser var arkadaşlar. 145 tane galeri var. Çin eserlerinden Japon eserlerine, Rönesans eserlerine, ahşap eserlere kadar her bir galeride büyüleniyorsunuz. Hatta öyle galeriler var ki içeri girdiğiniz anda diyorsunuz ki yani şu görkemli eserleri yaptıktan sonra mı müze üzerine inşa etmişler, uçakla mı indirmişler, helikopterle mi indirmişler? Yani bu kadar büyük eserleri bu müzeye nasıl taşımışlar gerçekten anlamıyorum. Zaten görüntülerde gördünüz.
Müzenin içerisinde böyle bir park var arkadaşlar. Tam bir avlusu burası. Buraya gelip böyle keyifli bir zamanla geçirebiliyorsunuz. Onun dışında dünyanın en güzel restoranlarından bir tanesi de yine bu müzenin içerisinde. Zaten birinci kata geldiğiniz zaman bahçeden hemen girin. Karşınızda o muhteşem kar küre şeklindeki tavanlarıyla ve Rönesans mimarili işlemeleriyle restoran karşınıza çıkacak. Her zaman çok kalabalık burası. Sürekli buraya ödev yapmaya gelir çocuklar, okullar, gezilere gelir. Ve en güzel olaylardan bir tanesi de burası da ücretsiz arkadaşlar. İngiltere'deki daha önce de söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Tüm önemli müzeler British Museum'a dahil ücretsiz. Şimdi bir sonraki müzeye devam edelim. Sırada dünyanın en ünlü doğal tarih müzelerinden bir tanesi olan ve aynı zamanda Londra'nın en çok ziyaret edilen ikinci müzesi olan doğal tarih müzesi var arkadaşlar. Natural History Museum diye geçiyor. Burası da o Kensington bölgesindeki 3 önemli müzeden bir tanesi. Az önce size Victoria Müzesi'ni anlatmıştım. Burası ve Science Müzesi var. Oraya geçen gelişimde gittiğim için bu sefer gitmeyeceğim ama siz de gidebilirsiniz zamanınız varsa. Burada 80 milyondan fazla arkadaşlar parça var. Hani eser demeyeceğiz çünkü bunların hepsi. Böcekler, bitkiler, dinozor kanatları, fosiller, her şey var. 1754 yılından beri hizmet veren bir müzeden bahsediyoruz. Bu alanda dünyanın en eski müzelerinden bir tanesi. Dış tepesinin o muhteşem romanesk mimarisini de zaten geldiğiniz anda fark ediyorsunuz. İnanılmaz görkemli. Kış ayları gelince de şu anda evolution, doğa ne oluyor evolution? Evrim bahçesi yapmışlar ama burada çok güzel de bir buz pateni pisti yapılıyor. Kışın Noel pazarları zamanında. İşte böyle çok güzel bir yerdeyiz. Bu müzeyi de gezdim. Şimdi buradan sonra da artık müzelere biraz ara vereceğim. Diğer listemdeki yerleri devam edeceğim. Çünkü 70'ten fazla gezmem gereken yer var ama sadece bazılarını elemem gerekecek. Çünkü sadece 2 günüm var. Burası da arkadaşlar Bilim Müzesi. Geçen geldiğimde Doğal Tarih Müzesi diye buraya girmiştim. Vaktim çok kısıtlıydı. O yüzden bayağı bir gezmiştim. Ama bu sefer gezmeyeceğim. Çünkü size hemen bakın Doğal Tarih Müzesi burada. Burası da Science Müzesi. Burası da Victoria and Albert Müzesi. Yani karşı karşıya 3 tane müze. Buraya yarım gün, en az yarım gün ayırmanız gerekiyor ki müzeleri düzgün gezesiniz. Buraların 3'ü de ücretsiz arkadaşlar. 3'ünü de gezebiliyorsunuz. İşte ben şimdi artık bu yoldan yürümeye devam edeceğim. Çok ilginç bir yer var. Bulabilirsem oraya çekeceğim. Şimdi Paddington'a doğru gideceğim arkadaşlar. Orada bir tane çok merak ettiğim bir olay var. Orayı çekeceğim ama zaten artık bu müze bölgesinden Paddington'a doğru giderken Hyde Park'ın içinden geçiyorsunuz. Şu anda sağımda ve solumda bulunan bu devasa park Hyde Park. Birazdan anlatmaya çalışacağım yine. Ama şurada şu anıtı göstermek istiyorum. Londra'daki en ünlü anıtlardan bir tanesi. Burası 1861 yılında ünlü kraliçe Victoria'nın ölen kocası Albert anısına yaptırdığı bir anıt arkadaşlar. Yaklaşık bir 200 metre var. Hani gitmek istemedim, yoruldum artık çünkü ama zaten geldiğiniz zaman, solunuza baktığınız zaman bu güzel heykeli göreceksiniz. Geçmişte geldiğimde yanına kadar gitmiştim. Ama böyle uzaktan baksanız da yeterli. Kıskanılacak bir yerdeyim arkadaşlar. Şu anda burası Hyde Park. Dünyanın en ünlü parklarından bir tanesi. Hatta New York'taki Central Park'tan sonra Londra'daki Hyde Park yine çok ünlü bir yer diyorum. Burası neden önemli arkadaşlar? 1600 yıllardan beridir yapılmış bir park. Arkamda gördüğünüz ve karşıdaki Serpentine adı verilen bu göl de insan yapımı bir doğal havuz aslında. Doğal bir göl haline dönüştürülmüş. Yani şehrin en lüks yerlerinin ortasında 60 bin dönümlük bir yerden bahsediyorum arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir yer. Yani her insanlar koşuyor, sanat etkinlikleri yapılıyor. Çok güzel anıtlar, havuzlar, yürüyüş rotaları, oyun alanları. Yani ne isterseniz var. Hatta görüntülerde gördüğünüz şu anda insanlar böyle teknelerini kiralamış. Geziyorlar böyle bir göl içerisinde. Kazlar, kuğular, ördekler. Yani sanki böyle şehir içerisinden bir anda çıkıyorsunuz ve böyle çok güzel bir ormanlık alana geliyorsunuz dağda bayırda. Ne diyelim yani, bizde böyle bir tane kocaman son zamanlarda millet bahçeleri yapılıyor ya. Giriyorsunuz parka, bir tane mermerden bir havuz var, bu kadar. Ama bakın yani huzur budur. Gerçekten park dediğiniz budur. Ve yürüyüş yollarından böyle koştuğunuz alanlara kadar hep toprak.
çok güzel zeminler yapmış. Öyle kaldırımlarla falan yapmamışlar. Ve Noel pazarlarından bir tanesi de yine bu Hyde Park'ta kuruluyor. Çok güzel bir eğlence alanı kuruluyor yine bu Hyde Park'ın içerisine. İşte ben geçen geldiğim zaman bu eğlence parkında bayağı eğlenmiştik kış vaktiydi. Ama işte şimdi böyle bu güzel alanda bir anda yorgunluğumu attım diyebilirim. Şimdi Paddington'a doğru devam ediyorum. Paddington'a geldim arkadaşlar. Burası da Londra'nın en güzel bölgelerinden bir tanesi ama buraya gelme sebebim çok ilginç bir olay. Birazdan göreceğiniz saatte eminim ki dünyada eşi benzeri görmemişsinizdir. Bakın şu arkamda gördüğünüz saat ünlü Hollandalı tasarımcı, sanatçı Martin Bass'ın yaptığı bir saat arkadaşlar. Sanki içinde bir adam var sürekli silip silip her dakikayı ya da her saati çizerek size saati gösteriyor. Gerçekten muhteşem bir şeydi. Bu kadar yürümeme değdi. Burayı da gördükten sonra artık bir sonraki mekanıma devam ediyorum. Paddington'dan çıktıktan sonra arkadaşlar metroya binin. Çünkü arada 40 dakikalık bir mesafe var. O arada çok bir şey yok. Hemen Oxford Circus dediğimiz meydana gelin. Yaklaşık 5 durakta 2.80 pound ödüyorsunuz sadece metroda. Buraya geliyorsunuz. Bakın bu gördüğünüz küçük meydan Londra'daki en ünlü markaların bulunduğu caddelerin birleştiği meydan. Buradan sonra yavaş yavaş aşağı doğru Regent Street boyunca devam edeceğiz. Sonra meşhur Piccadilly Circus'a varacağız. Yaklaşık bir 10-15 dakikalık bir yürüyüşten bahsediyoruz. Şu anda ben de yolculuğuma yine başladım. Kısa bir metro molasından sonra yürüyüş yapmayı istedim. Çünkü gerçekten her yeri görmek lazım, yürümek lazım ki Londra'yı iyi anlıyorsunuz. Şimdi burada ses var, kapatıyorum. Birazdan Piccadilly'de görüşürüz. Şimdi yürürken sol tarafınıza bakın arkadaşlar. Bir 100 metre sonra göreceksiniz. Harika bir bina karşısına çıkacak. 1600 yıllardan beri yapılan Libert adı verilen bu yapı eskiden çok ünlü bir ticari merkezmiş. Şimdi de dünyaca ünlü kumaşların satıldığı ya da lüks markaların içinde olduğu bir nevi aslında bir alışveriş merkezi gibi bir şey. Çok da güzel bir bakın astronomik bir saat var ortasında şurayı gördüğünüz gibi. Buranın altında da isterseniz yine o Piccadilly Circus'a giden o yoldan devam edersiniz Regent Street boyunca. Ya da bu arada trafiğe kapalı olan barların olduğu sokaktan devam edebilirsiniz. Şimdi ben de buradan sonra Piccadilly'ye şu şekilde devam edeceğim. Sokağa girdiğimizde ilk karşımıza Clashland diye bir mekan çıktı arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz restoran ya da bar 1898'den beridir hizmet veriyor. Bu civarda o kadar çok öyle 150 yıllık, 100 yıllık mekanlar göreceksiniz ki bu da Londra'nın aslında ne kadar geçmişten bugüne korunduğunun göstergesi, mekanların korunduğunun göstergesi. Birçok mekan uzun yıllar devam ediyor hizmet vermeye. Bakın buradaki her sokak gerçekten çok renkli ve alışveriş yapmak isteyenler için de bu Canabra dediğimiz bölge, Liberty bölgesi, Regent Street buralar artık alışveriş bölgeleri. Turistlerin artık gelip serbest zamanlarında gelip alışveriş yaptıkları yerler. Şu anda bu cadde boyunca devam edip artık Piccadilly'ye varacağız inşallah. Şimdi listemde olan bir yeri daha göstereceğim arkadaşlar size. Bakın burası Canabra bir kısmı. Her sene buradaki dekorasyon değiştiriliyor. Bu sefer lambalar koymuşlar. Daha önce de burada şemsiyeler falan vardı arkadaşlar. Şimdi biraz daha bakalım. Belki sokakların çıktığı yerlerde daha güzel şeyler vardır. Ama gördüğünüz gibi bütün mekanlar tıklım tıklım. Artık happy hour zamanı. İnsanlar işten çıktılar ve eğlenmeye, yemeği içmeye geldiler. Gerçekten güzel bir yermiş burası da. Ve bu güzel sokakları gezmeye devam ediyoruz. Şu anda Regent Street'teyiz artık. Regent Caddesi. O birçok fotoğraftan belki yılbaşı görüntüleri hatırlarsınız. Şöyle Piccadilly'den içeri doğru kıvrılan bir cadde var. Orası burası arkadaşlar. Yine birçok markanın olduğu, ünlü mekanların olduğu yerlerden bir tanesi. Sol tarafımızda Soho bölgesi. Soho sokakları da bu tarafta kalıyor.
Londra'yı gezenler, yani yürürseniz gerçekten çok güzel görürsünüz. Hani biliyorum turla gelenler daha çok böyle işte simgesel yapıları görüyor ama Londra'yı hissetmek için birçok yer var. Greenwich ayrı bir dünya, Notting Hill ayrı bir dünya, Chelsea ayrı bir dünya, Soho ayrı bir dünya. Şu anda da işte dediğim gibi asıl merkezi dediğimiz Londra'nın en kalbine attığı Piccadilly, Trafalgar bölgesine doğru bu yoldan devam ediyoruz. Şu anda da işte artık ben ekiple buluşmaya gidiyorum. Avrupa Rüyası ekibi bence bayağıdır geziyor Londra'yı şu anda. Ben de ayrı bir rota çizmiştim kendim onlardan ayrılıp ama şimdi onların yanına geri dönüp otelimize geçeceğiz. Yarın yine Londra'ya devam edeceğiz. Turizm hamlesine bakar mısınız arkadaşlar? Bakın Barbados ülkesi ilgi çekmek için böyle güzel bir olaya girmiş. Gelip burada hem biranızı içiyorsunuz hem de ülkenin tanıtımını dinliyorsunuz. Böylelikle Barbados'u görmek isterseniz böyle birinci ağızdan dinlemiş oluyorsunuz. Ve Piccadilly diyoruz arkadaşlar. Hani New York'un 5. caddesi var ya, Londra'nın da 5. caddesi burası arkadaşlar. Piccadilly Circus diye geçiyor Piccadilly Meydanı. Şu anda Regent Street, Trafalgar Meydanı. Ondan sonra diğer işte bütün ana caddelerin kesiştiği yer burası. Şehirdeki önemli etkinlikler de yine burada da yapılır. Her zaman kalabalıktır. Herkes buraya oturup dev ekranlarda böyle reklamlara falan bakar. Şu anda bir kısım tamiratta olduğu için sadece bir tarafta reklamlar var. İşte uzunca bir rotanın sonunda buraya geldik. Artık buluşma noktasındayım. Londra'ya da gelirseniz Piccadilly'de benim oturup etrafı izlemeyi de ihmal etmeyin. Ve dünyanın en popüler bilindik saatini de karşı karşıyayız arkadaşlar. Arkamdaki bu kule, saat kulesi Big Ben ve yanında bu uzanan bu kahverengi tonlarında güneş vurduğu zaman çok daha güzel görünüyor. Parlamento binası dünyanın en ünlü parlamento binalarından bir tanesi yine. Londra'nın simgesi arkamızda. İşte gördüğünüz gibi 361 metrelik saat kulesi aynı zamanda dünyanın en yüksek saat kulesi de ama Mekke'deki binanın üzerine yapılanı da katarsak aslında o daha büyük oluyor ama bu yüzyıllardır ayakta olan bir çan kulesinden bahsediyoruz. Şehre gelen herkesin sağ taraftaki kırmızı telefon kulübüyle birlikte ikonik fotoğrafları çektiği yer. Parlamento'ya bilet alarak gireceğiniz yerler var ama şu an saat artık 6.30 öyle bir imkanım kalmadı. Yarın ayrılacağım. Ama gelirseniz bunu deneyebilirsiniz. Sonra bu civar artık Westminster oluyor. Bu kısım komple. London Eye, Westminster Cathedral, Westminster Church hepsi bu civarda. Westminster Abbey de bu civarda. Ondan sonra artık köprü de bu tarafta. Şimdi bu civarı ben size tanıtacağım. Ama önce güneş gitmeden şu güzel altın sarısı kuleyi size anlatmak istedim. Hazırsanız diğer mekanlara devam edelim. Londra'da iki tane karıştırılan yer var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Westminster Abbey, diğeri de Westminster Katedrali. Burası Westminster Abbey, burası yaklaşık 1000'den fazla yaşında. Çok eski bir yer. Hatta 1766 yılına kadar bütün kralların taç giydiği, öldüğü zaman gömüldüğü yer burası. Ama ondan sonra birazdan gideceğim olan Westminster Katedral, bunun önündeki yoldan yaklaşık 15 dakika yürüyorsunuz. Katedralsin karşısına çıkacak. Şimdi kraliyet ailesinin artık kullandığı yer orası. Burası artık biraz daha turistik ve kraliyet ailesiyle ilgili diğer seremonilerin, mesela düğün gibi seremoniler yanılmıyorsam halen burada yapılıyor ama cenazeler orada yapılıyor diye biliyorum. Şu anda burası bir tadilat altında ve kapalı. Çok üzüldüm çünkü gerçekten görmeyi istediğim yerlerden bir tanesiydi. Biraz da geciktik gerçi ama gecikmekle ilgisi yok. Muhtemelen zaten belli bir restorasyon çalışması var. Kimse de yok zaten bahçesinde. İşte burayı da artık listemizin sona doğru gelirken buraları sona bırakmıştım. Çünkü gün batımında bu bölgeyi ben çok seviyorum. Güzel oluyor. Ya sırf size göstermek için geldim. Gerçekten çok yoruldum artık. Ya bugün neredeyse
30 ya da 35 arası mekan gezdim. Zaten videoda görüyorsunuz. Bazıları anlatmaya değer değildi. Ve aradaki mesafelerde sadece... Bugün hiç metroya binmedim ya. Hiç. Dün binmiştim. Bugün hiç binmedim. Şu anda arkamdaki yer Westminster Katedral. İşte burası arkadaşlar. Burada artık düğün töreni, cenazeler falan burada yapılıyor kraliyet ailesinde. Şehirdeki en önemli St. Paul'la birlikte en önemli kiliselerden bir tanesi de bu. Artık bu Westminster'ın en büyük aslında katedrali diyelim buraya. Şu an bakacağım sanırım kapalı. Kapalıysa daha çok üzüleceğim. Ama değilse de artık burayı da görmüş olduğunuz çok değişik bir mimarisi var. Daha önceki kiliselerin mimarisine hiç benzemiyor. Yani Moorish diyeceğim değil, Neo-Renaissance diyeceğim değil, garip bir şey. Bir kontrol edeyim, ben de bir öğrenmiş olurum. Biraz mimariye merakım var ama bunu çok çıkaramadım. Tamam, işte burası da böyle. Artık London Eye'da görüşürüz. Ve Londra gezimin sonuna geldim arkadaşlar. Ve buranın en ikonik noktasıyla şöyle göstereyim. London Eye'yi karşıma aldım. Ve manzaranın tadıyla size bu şehirden veda ediyorum. Avrupa rüyasıyla çıktığımız yolculuktaki ilk şehirdi. Buradan sonra muhteşem şehirler geldi, ülkeler gelmeye devam edecek. Yarın Bath'ta olacağız. Bath yani hamam, banyo. Roma banyolarının olduğu şehre gideceğiz. Dünya ünlü şehre gideceğiz. Burayı da anlatayım madem. Burası milenyum yılında yani 2000 yılına özel yapılmış dünyanın en büyük dönme dolabı. Sonrasında şehirde çok sevilince artık burada kaldı. Buraya bilet almanız gerekiyor haftalar öncesinden. 34 pound diye hatırlıyorum. Öyle bir ücreti vardı. Ben geçen geldiğimde bindiğim için bu sefer binmedim. Ama muhteşem bir Londra manzarası sunuyor ve çok yavaş dönüyor. Neredeyse böyle bir saate yakın bir süre sürüyor bunun dönüşü. O yüzden böyle tadını çıkartıyorsunuz. Fotoğraf, video gırla çekebiliyorsunuz. Tam da saatine gelirseniz bir sıkıntı yok. Şu an ben gece çekimini için bekliyorum karanlıkta. Ondan sonra artık otelime gidip yarınki yolculuğuma hazırlanacağım. Benimle kalmaya devam edin diyorum. Yeni rotada görüşmek üzere. Bay bay.